Merhaba sevgili gençler, kanalımıza hoş geldiniz. 7. sınıflar için 2. dönem 1. İngilizce yazılısıyla karşınızdayız. Hep birlikte başlayalım arkadaşlar ilk bölümümüzden. Match the names of the TV programs with the pictures. TV programlarını eşleştireceğiz arkadaşlar. İlk bölümümüze bakalım. Dizi görüyorum. Evet, soap opera diziydi değil mi arkadaşlar? Buraya 4 yazalım, buradan da çizelim. Evet, burada bir haberler var. Haber programı News. Number one. Daha sonra çizgi film, cartoon, number eight, belgesel, documentary değil mi arkadaşlar? Burası number two, iki. Geçelim, bir yarışma programı var. Yarışma programımızda quiz show, yani number three. Hemen buraya yazalım. Bir yine farklı bir yarışma programı, show programı diyelim. Reality show diyelim. Number seven. Daha sonra geçelim. Ne var? Maç var değil mi? Futbol maçı var. Sports program. Number five. Son olarak da ne kaldı? Yemek programı, cookery program number 6. Bu arada arkadaşlar kanalımızın oynatma listesinde diğer yazılarımız mevcut. Çok güzel İngilizce ve diğer yazılarımız var. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Güzel notlar alacaksınız. Complete the sentences with future tense, yani gelecek zamanla cümlelerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Bakalım. Birinci cümlemizi olumsuz yapacakmışız. Nereden? Bakın. Not watch diye. Robert of a football match next month. Gelecek hafta Robert futbol maçı izlemeyecek diyeceğiz değil mi? Will not yerine ne yazıyoruz? Won't watch. Will not da diyebilirsiniz tabii ki. Evet. Yine olumsuz yapacağız. I think it won't rain. Sanırım yarın yağmur yağmayacak. I should give the house tomorrow decorate. Yine soru yapıyoruz. Will I should give decorate the house tomorrow? Yarın evi dekore edecek mi? Düzeltecek mi? Anlamında. Evet. Burayı da yazdık. Dördüncü sorumuza geçelim. A quiz next week. Bir gelecek hafta bir quizim olacak. I will watch quiz next week. I will watch quiz yapacağım şeklinde seyredeceğim. Quiz programı da olabilir arkadaşlar. Yazalım. Pardon. Şu şekilde. Kalıp doğru olduktan sonra. In the future, gelecekte in a big city. I want to live in a small city. Gelecekte büyük bir şehirde yaşayacağım. Küçük şehirde yaşamak istemiyorum. Buraya not yazmayı unutmuşum. Şöyle yapalım. I will not in a big city. I will not live. Fiili yazmadık. Kısaca şuraya will not'ı da göstermek istiyordum zaten. Won't diyelim. Bu şekilde I won't live in a big city olacak arkadaşlar. Cümlemizin doğrusu. Bandarımıza el salladık ve geçelim diğer sorumuza. Match the phrases. Şimdi eşleştireceğiz. Uygun sözcüklerin yanına. Funny clothes. Ben tekrardan buraya yazmıştım. Funny clothes. Funny clothes ne olur? Komik kıyafetler değil mi? Komik, funny clothes, kıyafet. Komik kıyafetler. Giyir. Wear. Giymek. Wear. Funny clothes. Invitation card. Invitation card, davetiye kartı biliyorsunuz. Ne olur? Gönderilir değil mi? Send invitation card. Candles. Mumlar. Mumları ne yapabiliriz arkadaşlar? Mumları yakabiliriz. Light candles. Evet. Hemen işaretleyelim. Light candles. Relatives. Relatives akraba. Akraba. Bunların anlamlarını da yazalım. Candle, moon. Akrabalar oluyor S takısından. Dikkat edelim. Pekala, ne yaparız akrabalarımızı? Visit. Ziyaret ederiz değil mi? Visit relatives. Oldu kalıbımız.
Kek, cake yani pasta, doğum günü pastası ya da normal pasta. Yani bunu biz yeriz. Ve severiz değil mi? Eat. A birthday party. Doğum günü partisi. Ne yapalım? Organize, yani organize edelim. A birthday party. Söylediğim gibi arkadaşlar, diğer yazılarımız da fazlasıyla var. Hepsini de izlerseniz çok güzel notlar alacaksınız. Guests, evet, misafirleri ne yapalım misafirleri arkadaşlar? Davet edelim değil mi? Invite guests. Evet. Şuradan da bakabiliriz. Invitation. Invitation. Daveti ne? Hepsi gitti arkadaşlar. Şuradan şey, organize, bear, light, invite, send, visit. Evet, ne kaldı? Refuse. Yani daveti ne yapıyorum? Refuse, reddediyorum değil mi? Refuse invitation. Evet, böylece bu bölümümüzü bitirdik ve diğer bölümümüze geldik arkadaşlar. Fiilin boxes with phrase, yani box derken ben kutuları kaldırdım çünkü daha kolay. Bunlarla dolduracağız arkadaşlar. Ben aşağıya da tekrardan yazdım. Yani sıkıntı olmasın diye. Şimdi offering, suggestion, inviting. Offering teklif değil mi? Bunları yazalım. Teklif, öneri ve inviting, davet. Davet. Bir de bunları ne yapıyoruz bu cümleleri? Accepting ve refusing, yani kabul etme ve reddetme. Kabul etme ve kabul ve red yazalım. Evet, şimdi cümlelerimizi tekrardan bakacağız arkadaşlar. Bunların hangisi olduğunu altlarına yazacağız. Would you like some coffee? Mesela bu cümlemiz ne cümlesi? Teklif cümlesi değil mi? Hemen buraya ne yazıyorum? Would you like some coffee? Siz de kalemle yazıp alıp yazabilirsiniz. Would you like some coffee? Kahve içmeyi teklif ediyor. Kahve içer misin şeklinde. Evet. Geçelim diğer bir cümlemize. No thanks. No thanks. No thanks. Hayır, teşekkürler. Refuse. Ne yaptı? Reddetti. Ne yazıyorum buraya? No thanks. Red cümlesi çünkü. Bunları soruyor bize. Geçelim diğer bir cümlemize. That sounds good. Bunları eleyelim arkadaşlar. Yazdık. That sounds good. Yani kulağa hoş geliyor. Ne olur? Kabul cümlesi olur değil mi? That's. Hemen yazalım. That sounds. Good. Kulağa hoş geliyor. Geçelim diğer bir cümlemize. What about a sandwich? Bir sandviçe ne dersin? What about a sandwich? Bir sandviçe ne dersin? Evet. Şimdi burada what about, yani burada yine bir ne var? Teklif var değil mi? Sandviç yemek ister misin? What about a sandwich? Bir sandviçe ne dersin? Davet yok bakalım. Suggestion. Bence öneri de olabilir değil mi? What about a sandwich? Sandviçe ne dersin? Evet, öneri. Bence öneri. What about a sandwich? Ne dersin? Bir öneri sunuyor bize. Diğer cümlemize geçelim. Let's have a party tonight. Doğru T olacak arkadaşlar. Hadi bu akşam bir parti yapalım. Yine bu suggesting cümlesi. Let's have a party tonight. Şöyle yapalım arkadaşlar. Cümleleri yazmayı tercih ettim. A, B demedim. Let's have a party tonight'ı yazmıyorum. Zaten belli. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz cümlelerimizden. I'd love to. F. İsterseniz A, B, C diye de yazabilirsiniz siz. I'd love to. Yani isterim. Ne? O zaman accepting, kabul etmiş. Buraya yazalım. I'd love to. İsterim. Devam ediyoruz cümlelerimize. I'd rather not. İstemem. Yani refusing. Ne yazıyoruz buraya?
I'd rather not. Evet arkadaşlar. Aşağıdan da bakabiliriz cümlelerimiz aslında. Devam ediyoruz neyse. Shall we go together? Birlikte gidelim mi? Yine ne oluyor? Shall we go? Buraya oluyor arkadaşlar. Suggesting cümlesi şöyle yapalım. Shall we go together? Shall we go together? Evet. Birlikte gidelim mi? Suggesting cümlesi oldu. Daha sonra do you fancy watching a documentary? Burada bir ne var arkadaşlar? Do you fancy bir watching a documentary? Bir davet var değil mi burada? Ne yapıyor? Do you fancy watching a documentary? İster misin? İster misin? Yani documentary film belgesel filmi izlemek ister misin? Do you fancy? Do you fancy watching? Birlikte seyredelim anlamında. Watching a documentary. Belgesel film. Evet. Devam ediyoruz. I don't really like it. Gerçekten sevmem. Reddetme cümlesi. I don't really like it. Şuradan devam edelim arkadaşlar. I don't really like it. Gerçekten sevmem. Devam ediyoruz. Why don't you join us? Niçin bize katılmıyorsun? Niçin bize katılmıyorsun? Yani bize katılmak ister misin? Why don't you join us? Yine burada ne var arkadaşlar? Why don't you join us? Bize katılmayın ister misin? Bize katılır mısın şeklinde bir teklif ediyor değil mi? Bir teklif var. Bir davet de olabilir aslında ama bize ama herhangi bir yer olmadığı için why don't you join us şeklinde şuraya yazalım. Join us. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer bir cümlemize geçiyoruz. Yes please. Nedir? Accepting değil mi? Kabul. Kabul. Yes please. Yes. Please. Evet. Burada biraz kalemimiz kötü yazdı. Şuradan devam edelim. Sure, why not? Sure, why not? Bu da bir kabul cümlesi. Sure, why not? Sure, why not? Evet. Bu M oluyor arkadaşlar. M. Diğerlerinde İsterseniz harfleri yazabilirsiniz. Great idea. Yine kabul etti. Not really thanks. Son cümlemizde red cümlesi. Hemen şuradan great idea yazalım. Ne? Yani bunlara doğru harfleri yazdık ama great idea. Evet. Son olarak da red cümlesi vardı. Not really thanks. O da oydu arkadaşlar. Oydu. Not really thanks. Bu da red cümlesi. Dikkat edelim. Not really thanks. Evet, böylece bu bölümümüzü tamamladıktan sonra hepsini yaptık. Diğer bölümümüze geçebiliriz arkadaşlar. Write correct words under the pictures resimlerin altına doğru olanları eşleştirin, yazın diyor. Bakalım birinci görselimizde bir doğum günü partisi var. Bunu uzun uzun yazmayacağım. Değiştireceğim. Buradan eleyeceğim arkadaşlar. Fazla uzatmayalım. Wedding party burada. Pardon. Burada bir bal kabağı var biliyorsunuz. Halloween party. Halloween yani hangi şıkta var? A.
Geçiyorum. Böyle eledim. Wedding Party 1. Düğün partisi var. Son olarak da pijama parti. Evet. Göreceğim. Şimdi parti açıkta kaldı. Görseli almamışım. Önemli değil. Çalışmamız burada sona erdi arkadaşlar. Dediğim gibi diğer yazılarımızı da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur. Önemli olan ne dedik? Her zaman sizin sağlığınız, sizin mutluluğunuz, sizin huzurunuz. Sağlıcakla kalın, bizimle kalın. Diğer yazılarını da mutlaka izleyin. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.